Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayasız sadece sütle yaptığım lavaş tarifim var. İsterseniz bu lavaşı bol bol yapıp dondurucuya koyabilirsiniz. Kahvaltı için dürüm yapabilirsiniz. Etli yemeklerle dürüm yapabilirsiniz. Yumuşacık ve çok lezzetli oluyor. İsterseniz lavaş ekmeğimizin hamurunu yaparak başlayalım. 300 ml ılık sütü yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırıyorum. Unu azar azar ekleyerek hamuru toparlıyorum. Toplamda 4,5 bardak un kullandım. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Kalan unu da ekleyip tekrar toparlıyorum. Toparladıktan sonra elimle kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde toparlayarak güzelce yoğuralım. Lavaş ekmeğin hamurunun yoğrulması çok önemli arkadaşlar. Ne kadar güzel yoğurursak ekmekler o kadar güzel açılır. Şimdi biraz da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Daha sonra bezeleri hazırlayacağım. Hamuru bu şekilde toparladıktan sonra büyük bir beze yapıyorum. Ve eşit şekilde parçalara bölüyorum. Böldükten sonra küçük bezeleri hazırlıyorum. Küçük bezeleri hazırladıktan sonra mutlaka üzerini kapatalım. Bir poşetle veya bir bezle mutlaka kapatalım kabuk bağlamaması için. Kabuk bağlarsa açarken çok zor olur. Toplamda 15 adet beze yaptım. Siz de tavanızın büyüklüğüne göre hazırlayın arkadaşlar bezeleri. Benim kullandığım tava 36 santim olduğu için ben birazcık bezeleri büyük yaptım. Eğer sizin pişireceğiniz tava küçükse beze miktarını biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. İlk bezemin altına ve üstüne birazcık un ekleyip oklavam ile açıyorum. Gördüğünüz gibi biraz dinlendirdiğimiz için açılması kolay oluyor. Bir 10 dakika dinlendirmek yeterli gelir. Gerek gördüğünüzde azar azar un ekleyerek bu şekilde açalım. İnce bir şekilde açıyorum. Şöyle inceliğini de sizlere yakından bir göstereyim. Bakın incecik açtım. Hemen bir tane daha açıp pişirmeye geçeceğim. Şöyle bunun da inceliğini gösterdikten sonra artık pişirmeye geçiyorum. Tavayı önceden ısıtıyorum mutlaka. Lavaş ekmekleri pişirirken ocağın altını son ayara açıyorum arkadaşlar. Yüksek ateşte pişiriyorum. Hızlı hızlı pişirmem gerekiyor. Tavayı ısıttıktan sonra hemen lavaş ekmeği tavanın içerisine alıyorum. Göz göz kabarınca diğer tarafını çeviriyorum. Çok hızlı pişirelim arkadaşlar. Yani hızlı hızlı çevirelim. Çünkü tek yönünü bekletirsek kuruma olur ve istediğimiz şekilde yumuşak olmaz. Hemen hızlı hızlı çevirerek pişirelim. Zaten altı yüksek ayarda olduğu için çabuk pişiyor. Eğer çok bekletirseniz yanmada olabilir. Ekmeklerin hepsi göz göz kabararak ve yumuşacık pişti. Videonun sonunda sizlere nasıl yumuşak olduğunu da göstereceğim. Bakın bu şekilde göz göz kabarınca hemen diğer tarafını çeviriyorum. Sayfamda çeşitli lavaş ekmek tariflerim var. İsterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Kuru yufka, mayalı, mayasız, yoğurtla yaptığım, kremayla yaptığım çeşitli lavaş tariflerim var. Hangisi damak tadınıza uyuyorsa onu deneyebilirsiniz. Bakın çok güzel bir şekilde kabardı. Mayasız olmasına rağmen çok güzel kabarıyor ve yumuşacık oluyor. Mutlaka sizler de bu lavaşı deneyin.
Deneyecek olanlara buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi çok güzel kabararak pişiyor. Şimdi artık videonun en önemli kısmına geldik. Nasıl yumuşak olduğuna bir bakalım isterseniz. Bakın hepsi birbirinden yumuşak olduğu belli oluyor zaten. 15 adet lavaş ekmek yaptım. 4,5 bardak undan. Şöyle hemen bir tanesini alıp yumuşaklığını sizlere göstermek istiyorum. İpek gibi yumuşacık sütlü lavaş ekmekler hazırladım. Siz de tarifime birebir uyarak bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bakın avucumun içerisinde toparlıyorum ve hiç kırılma, bozulma olmuyor. Gördüğünüz gibi çok yumuşak ve çok lezzetli. Deneyecek olanlara tekrar kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Burada videomun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda ediyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.